Sevgili takipçilerim, güzel ailem, bu hafta 25 ve 31 Temmuz haftası benim tarotlarım sizlere neler söyleyecek? Lütfen beğenin, abone, yorum yazın. Geçen hafta benim arkamda durduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum diyorum. Sevgili koçlar, bu dönem işle alakalı çevrenizdeki insanların kol ve kanatlarınızı kırma gibi bir durumu söz konusu olabilir. Onlara verdiğiniz sırlar sizin hayatınızda ciddi anlamda deftere dökülecek. Özellikle de isminde F ve İ harfi olan bir yakın inandığınız kişinin sizin işinizle oynayacağını uyarı veriyor. Ve bu ara su burcu değil de yani yükseleni su olan bir tanıdığınızın sağlık problemi ve sizi yıpratacak olaylarına da açık olmamız lazım. Yakın ailede görümceniz, eltiniz ya da aile içerisindeki yaşadığınız insanlarda tartışmalarda H ve O ve L harfi varsa bu kişi sizin kalbinizi kıracak. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanız gerekiyor. Sevdiğiniz bir kişi varsa sizi düşünüyor mu diyorsanız, evet sevdiğiniz kişi sizi düşünüyor. Ama bu kişinin ailevi baskısı ve sorumluluk alacak evresindeki korkularını aşması lazım. Yani eğer bu korkuları aşmadığı takdirde hayat ve kalp kırıklıkları ve sizin inanç evrenizi yıpratacak. Hatta sevgilinizin isminde ne harf var derseniz S harfi, E harfi ve L harfi olabilir. Bu kişinin ilişki terapisine ve ilişkiyi güven alanına sokmamız lazım. Evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizde, kocanızda A, L, T ya da İ harfi varsa şüpheleniyorsunuz ve devamlı iş temposu ve telefon trafiğine çok fazla takıksınız. O gerçekten işleriyle alakalı noktada ama sizin kendi hatalarınız ve evliliğe zarar verme özelliğiniz var. Mümkün olduğu kadar bu ruhsal dengemizi toparlayıp karşı tarafı yıpratmamamız lazım. Ben şunu uyarım, kalbinizde kimi geçiriyorsanız gerçekten sizi seviyor. Burada sevgiyle ilgili problem yok. Burada cesaret ve korkuyla alakalı problem var. Hatta evlenmeyi düşünen isminde Y ve A harfi belirgin olan kim varsa evliliğiniz uğurlu ve bereketli olacak. Size güzellikler getirecek. Mutlu kalın. Öptüm hepinizi. Sevgili boğalar, nasılsınız güzel ailem? Beğeni, yorum unutmayın. Bakıyorum sevgili boğalar, özellikle N ve A harfi biriyle iş konusunda çok güzel bir başarı. Birbirimize bakışarak yapacağımız işlerde çok güzel başlangıçlar elde edeceksiniz. Ve uzun süredir bulunduğunuz alandaki insanlarda özellikle C ve L harfi varsa bu kişiyle aramızdaki soğukluk bitip size destek verecek. Ve burada gitmeniz gereken seyahatler Avrupa ülkesi olabilir ve A harfi ve İ harfi belirgin olan ülkede gerçekten vizeniz, gerçekten iş kapınızla alakalı çok büyük bir destek ve bu destekle birlikte kalıcı iş kapılarınızı yaratacaksınız. Yani Rabbim size öyle bir ışık verecek ki bu fırsatlar doğru. Ortaklı iş yapanlarda yalancılık, ortağınız ya da siz ortağınıza yalanlar söyleyip ilişkimizin dengesini yıpratıyorsunuz. Özellikle gözleri açık ela, açık kahverengi, kumral bir insanda ortaklı işlerde ciddi bir zarar var. Eğer de ortağınıza güvenmezseniz Allah katında tepetaklak olacağınız gözüküyor. Kalbinizdeki kişi sizi gerçekten mi seviyor diyorsanız evet sizi seviyor ama siz onu kalben kaosa sokuyorsunuz ve ona gereksiz baskılar, gereksiz yorucu enerjiler katıyorsunuz. O ki ve birlikte gideceğimiz seyahat ilişkimizi tekrar oturtmamıza yardımcı olacak. Eşinizin eğer hanımınızın ya da eşinizin isminde K ve U ve M harfi varsa bu evlilikte yatırım, almak, yapmak, satmak dediğimiz konular gündeme gelecek ve özellikle 3 kardeş ya da 4 kardeşseniz sizin de kendi ailenizde çözmeniz gereken miras konularınız var. Ve tapu ve evrak konusunda kardeşler arasındaki yaşanacak krizler ve değişimler canınızı sıkabilir. Bu ara bol bol dua edip Rabbimle olan enerjinizi değiştirmeniz lazım. Platonik takılanlar, lütfen artık delta ve yönünüzü bulun. Kalbimdeki kişi beni düşünüyor mu diyorsanız, kadın ya da erkek ayrımı yapmadan evet düşünüyor ama sizi aldatıyor, bilginiz olsun. Sevgili ikizler, nasılsınız? Beğeni, yorum, cansınız. Evet, bu ara geçmişle alakalı konularımız tekrar gündeme gelecek. Aile, iş,
çevre, yapılan hatalar size tekrar kazık gibi geri dönecek. O yüzden inandığınız, güvendiğiniz herkes sizin yıkımınızı alkışlayacak. Mümkün olduğu kadar bu 7 gün içerisinde çok dikkatli, kontrollü ve her şeye hakim olmanız lazım. Mesela Kenan, Kemal, isminin içinde Hakan, Erkan dediğimiz insanlar sizi ciddi anlamda sıkıntıya düşürecek. An, kan harfleri belirgin olan insanlardan uzak durmanız lazım. Kendinizi özellikle E ve A harfi baskın olan kişiyle ortaklı bir ya da ortaklı projede iş yapıyorsanız, bu projede bir boşluk yok. Kendi sıkıntılarınızdan kaynaklı boşluklar söz konusu olarak gözüküyor. Mümkün olduğu kadar işinize meditasyonunuzu yapın. Serbest bir iş yapıyorsanız, burada kadınlarla alakalı yaptığınız iş ya da kadınlar üzerine yaptığınız işte çok güzel kazançlar var. Bu kazançları hayata daha iyi şekilde geçirebiliriz. Evet, sevdiğim benim için ne düşünüyor? Ben onunla ilgili devamlı sevgisiz ve değersiz hissediyorum. Sevgiliniz sizi lale gibi, aydınlık gibi, bereket gibi düşünüyor. Yalnız onun kendi özgür alanında sorumluluk almak istemediği için size vaatlerde bulunmuyor. Evli çiftler için anahtar, kiralama, değiştirme, araçla ilgili gündemimiz söz konusu olacak. Ve aramızda yaşadığımız sorunları yavaş yavaş dengeli şekilde oturtacağız. Mesela eşinizde S ya da sizde ES harfi baskınsa kesinlikle ev anahtarı alacağınız, bununla ilgili araştırmalara gireceğiniz gözüküyor. Evliliğinizde kaynana ve kayınpeder arasındaki krizler evliliğimizi, ilişkimizin güçlenmesine yardımcı olsa da ben yanlış evlilik yaptım, bu kişinin ailesiyle de evliyim ve çok yorgunum diyorsunuz. Hiç korkmayın, yön ve kader sizin hayatınızda iyi değişecek. Çocukla ilgili fikriniz varsa, çocuklarla ilgili deli deli tavırlar bağırıp çağırıyorsanız çocukları yıpratmayın. Onlar çok değerli ve çok kıymetli. Onların üstüne gereksiz gidiyorsunuz güzel ailem. Çok öptüm. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Beğeni, yorum unutmayın. Evet, doğmak, işiniz, alanınızla alakalı birçok noktada kafanızda planladığınız bir sürü noktalar. Özellikle kadın ve kadın yöneticilerimizle alakalı ve yoğunluk kadın ve erkek alanındaki noktada sizin 4 aydır haklarınızla alakalı yaşadığınız krizler masaya yatacak. Yani artık ateş püsküren, hakkım dediğimiz maddi ve manevi konuda ciddi geçişler evresindesiniz. Bunu çok doğru değerlendirin. Değerlendirdiğiniz takdirde tebrikler. Taner, mesela T ve E baskın olan bir kişi sizin ödüllenmenize ve başarınıza aydınlık kılacak. Yurt dışı ve dünya, özellikle Avrupa kıtası değil de kıtalar arasında, Amerika olabilir, farklı kıtalarlar arasında işlerinizle alakalı çok güzel bir yenilik söz konusu olacak. Burayla ilgili vizeniz, burayla ilgili başvurunuz varsa hadi uçuş evreniz ve cesaret evreniz var. Ve özellikle G harfi ve U harfi birinden iş konunuzla alakalı cesareti ve maddi konuda size çok güzel kapılar açacak. Kendi içiniz işinizi yapanlar da bu ara ciddi anlamda maddi kayıplar ve korkularınız söz konusu ve özellikle iletişim konusundaki yaşadığınız krizler iş hayatınızı da sıkıntıya sokuyor. Diyoruz ki artık köklen, işinde güzel başarı var. Bence senin gereksiz kaygı ve korkularından çıkıp kendi felaketinden kurtulmaya ihtiyacın var. Sevgiliniz sizin için ne düşünüyorsa, özellikle isminde B ve İ ve Z ve G harfi varsa sizi çok seviyor. Ve uzun süredir görmediğim ve gelmesini istediğimiz kişi, evet, Ş harfi olabilir, C ya da K harfi, bu kişi artık sizi düşünmüyor. Artık bunu unutmanız lazım. Evli çiftlerde günah çıkartmak, af dilemek, artık maddi manevi her konuda dürüst olacağımızı savunacağımız bir hafta söz konusu. Ama aile binası, yakın çevre ve çevrelerden yaşadığınız krizler uzun süredir, özellikle 3. aydan bu yana ev arıyorsanız, hala bulamadıysanız yorucu bir dönem. Sürpriz bir para özellikle kadın hanemizden, eşimizin ya da kardeşimizin hanesinden gelecek para hanemiz biraz daha bizi rahatlatacak ve maddi olarak çok güzel bir aydınlığa kavuşacağız. Yeni aşk isteyenler için maskenizi tak. Yeni aşk için daha vakit var. Sevgili aslanlar, beğeni, yorum mutlaka benle.
Sevgili aslanlar, ruhunuzu şifalandırmak, iyileştirmek ve kendinizi bulmaya çalıştığınız ve adalet ve yasal problemlerle alakalı altyapıyı oturtmaya çalışacağız. Bunlarla ilgili ne mahkeme açacağız ya da haklarınızla alakalı açılmış mahkemelerle alakalı noktada yön belirleyip fikir alacağınız bir dönem ve Eylül'e bu konuda hazır olmanız lazım. Hazır olmadığınız takdirde mahkemeyi kaybedeceğiniz gözüküyor. İş konumuzla alakalı noktada özellikle iş çevrenizde etkilendiğiniz, aşık olduğunuz biri varsa o adım atacak ya da siz adım atacaksınız. Bu konuda olumlu, geleceğinizi vaat eden ilişki karşınızda duruyor. Cesaretini topla. Hatta bu kişide de özellikle F harfi ya da Elif gibi, Fehmi gibi, EF harfi çok belirgin biriyle güzel yola başlangıç yapacağız. Sevgilim bana geri dönecek mi diyorsa, sevgiliniz şeytan fikirli, o insan sizden uzak durmalı ve siz de ondan, yoksa çok ciddi maddi ve manevi kayıplar yaşayacaksınız. Evli çiftlerimiz yasal olarak boşanma ve bu ilişkide artık mutsuz olduğunuz alanları belirlemek istiyorsun. Özellikle isminin içinde M, E, K harfi olanlar, artık ben bu ilişkide yıldız gibi parlarken eşim ve çevresi beni aşağı çekiyor ve çocuklarımın psikolojisini çok fazla yoruyorlar ve artık onlara karşı inanç evrem kalmadı diyorsunuz. Kalmadığı için de burada iletişim kopukluklarınız söz konusu. Şans vermek lazım mı? Uzun süredir şans verdiniz, aynı kader, aynı döngüde devam ediyorsunuz. Cesaretinizi toparlamanız lazım. Yeni aşk bekleyenler için çekiyorum iki kart. Ruhunuzu uyanacak, ruhunuzu sevecek, sanatçı ruhlu bir insan hayatınız içerisinde yer alacak. Özellikle annenizde S harfiyle başlayabilir, A harfiyle başlayabilir. Özellikle de N harfiyle başlayanlarda anne ve büyüklerimizde sağlık problemi olacak. Sizin de küçük operasyonlarınız var. Dikkatli olunuz. Gideceğiniz yolculukta da nazara ve göze gelebilirsiniz. Ve eviniz çok fazla kıskanılıyor. Bol bol dua ve tuzla evi temizleyin lütfen. Sevgili Başaklar, beğeni, yorum. Sadece bu. Sevgili Başaklar, bu ara güneşin enerjisi, tatile gitmek, maddi olarak kayıplarınızdan kaynaklı bayağı bir hayal dünyanız, böyle sıkışmış, hayal kurup hep yarım kalmak vardır ya, bu döngüden fazlasıyla yorulmuşken size muhteşem bir aşk başlayacak ve bu aşkta R ve A ve İ harfi çok belirgin biriyle kalbiniz, hani yalan olarak görüyorsunuz ya, kalbiniz şifalanacak. İşin özellikle eşiniz ve ilişkinizle alakalı ters giden şeyde tekrar yüzükler, istenme, evlilik, evliliğimizi düzeltmek için muhteşem bir evredesiniz. Geçmiş konular kapanıyor. Daha bencilsiz, daha sevgi dolu, daha güzel bir enerjiye geçiş sağlayacaksınız. Yıkılan her şeyi tamir etmek. Yalnız sizin özellikle sevgili hanımlar, kendi kardeş ve anne arasındaki bağlardan kaynaklı eşimizle aramızda sorunlar ve bu yüzden de eşiniz hep devamlı ailenizi suçluyor. Mümkün olduğu kadar bu evliliğinizi ailenize uzak tutmanız gerektiğini uyarıyorum. Sevgilim geri gelecek mi derseniz evet, muhteşem bir şekilde dönüyor. İş konumuzla alakalı noktada özellikle saç kel olan ya da saçları bukle bukle olan bir insandan çok güzel bir hayır kapısı alacaksınız ve işiniz ve oluşacağınız noktada büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Özellikle bu iş kapınızda Z harfi, F ve N harfi ve Ü harfi belirgin biri sizin kariyer hayatınızla ilgili çok güzel fırsatlar yaratacak. Yurt dışı seyahatlerimiz ve bu konuyla ilgili başlatmak istediğimiz konularda güzel fırsatlar var. Özellikle 5. aydan bu yana mücadele ettiğiniz artık noktanın zaferi ve sevincine sarılacaksınız ve artık saat ve zaman dönüyor. Yani sağlık problemlerimiz söz konusu olabilir, vücut ağrılarımız, vücutla ilgili sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Çocuklarınızla alakalı uzun süredir eğitim konularıyla alakalı panik bir evredesiniz. Artık seçim ve düzen zamanı ve onların kapılarında büyük bir hayır olacak. Eğer ki iki kız, iki oğlunuz varsa ya da üç kızınız varsa büyük bir mal konusunun mirasını tadacaksınız. Arsa kavgası, mal kavgası başlıyor. Ona göre şimdiden dikkatli olunuz efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? Beğeni, yorum unutmuyorsunuz. Meditasyon, şifalanacağınız bir hafta.
kendinize iyi gelecek olan insanları, kötü gelecek insanları hayat ve evimizden çıkartacağız. İş alanımızdaki yoran enerjilerle de uzak duracağız. Çünkü bu hafta size çok güzel bereketler, istediğimiz noktada nalın ve Rabbimin size yaratacağı gülümsemeyi gösterecek. İş hayatımızdaki kaosların biteceği, özellikle sizin önünüze engel olan D harfi ve iyi bir yumuşak G harfi olan kişi sizden özür dileyebilir ya da işi istifa edebilir ve bu noktada siz artık özgür alanınızı, rahat alanınızı ve keyifli alanınızı yaratacaksınız. Aşk konusunda ihanet edildiğinizle ilgili şüpheler, haberler gündeme gelecek. Dikkatli olun çünkü hayatınızdaki insan ya da siz hayatınızdaki insanlara yalan söylüyorsunuz. İlla aldatma gibi olarak görmeyin. Bu yalanlar açığa çıkıp ilişkimizde büyük bir boşluk ve krizler yaşanacak. Aman dikkatli olun. Kalbimdeki kişi bana geri dönecek mi diyorsanız, onunla geri dönmek demek hayatınızın bin pişmanlığını yaşamanız demek. Bırakın geri dönmesin. Tekrar aydınlıktayken karanlığa düşmektense bir kere ölür, bin kere yaşamak için bu ilişkinin geri gelmemesi gerektiğine karar verin. Bu ara evli olan çiftlerimizde seyahatler, yolculuklar ve bu yolculuklarda birbirimizi daha güzel tatacağımız ama uzun süredir boşanma mahkemesi olan özellikle eşinizde de harf olarak G harfi, hani güneş gibi, güney gibi, G bu harfler içerisinde G, L, İ harf olanlarda sizinle alakalı tekrar dönüş isteyecek ve bu dönüşünü kabul edersen kandil gibi, bereket gibi yanacak ve kişi hatalarını anlayacak diyorum. Yalnız ev değişimi ile ilgili kararlarınız var, toprak üzerine inşaat ve inşaat işleriniz varsa bunlarla ilgili gerçekten dört kapıya sahip olacaksınız ve büyük bir ferahlık söz konusu olacak. Kayınço, erkek kardeş, kayınpeder konularımızda sıkıntılarımız var. Onlara sır verdiğiniz takdirde eşiniz ya da karınız arasında çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Karınız ya da eşiniz değişmiş bir deli gibi davranacak. Onların aklını sakın eşinize söylemeyin, yoksa evlilik sakıncada. Sevgili akrepler, beğeni, yorum. Hemen bakıyorum. Oo, içinizdeki planlarınız, içindeki etrafınızdaki şeytan fikirlerin artık normal hayattaki insanların şeytanı olduğuna karar verdiniz. Onların gereksizce yargılamaları, onların gereksizce konuşmalarına takılmayın. Siz yıldız gibi, iş yerinizde, kaderinizde o kadar güzel. O harfi, Onur gibi, Murat gibi, Uğur gibi ya da Tuan'la gibi kişilerden alacağınız destek size çok güzel bir krallık ve tahtınızda dengeleri ve mutluluk tadını çıkartacaksınız. Bu ara sanata merak sarabilirsiniz. Sanatla alakalı eğitim ve kurslara gitmek isteyebilirsiniz. Ve kendi içinizdeki kendi alanınızı yaratmak istiyorsunuz. Hadi yaratın çünkü içinizde farklı bir mucize var. Bunu hayata geçirelim. Bu ara toprak burcularından alacağınız destek ailenizde olabilir, kız kardeşiniz, abiniz olabilir. Gerçekten bu destek size yatırım anlamında ve maddi anlamda çok güzel kazançlar elde edecek. Belki de yakın dostunuzla ortaklı iş anlaşması ve bununla ilgili net kararlar vereceğiniz bir hafta, bilginiz olsun. Peki sevgilim benimle ilgili ne düşünüyor diyorsanız, barışmak istiyor, tekrar şans istiyor. Özellikle de sevgilinizin hızlı arabası ya da havalı bir arabası varsa bununla hayal, yalan değil, gerçek hayata tekrar birbirimize ait enerjiye dönüşeceğiz ve aşk evliliğe doğru gidecek. Evli çiftlerimizle alakalı aşk yeniden, ölüme kadar birlikte olmayı planlıyoruz ama etrafımızdaki gözler, fesatlar bizim ilişkimize her zaman başka bir noktadan zarar veriyor. Bu zarar veren insanları hayatınızda çıkarttığımızda evlilik doğru noktada. Yani burada ne hata varsa iyileşmeye doğru gidecek. Sadece çocukla ilgili ve parayla ilgili kayıplarınız olabilir. Çocuklarımıza dikkatli ve gözden kaçırmamamız lazım. Sen de kendi ailene yardım edip eşini mağdur ediyorsun. Artık kendine geleceksin ve evine ve düzenine bakacaksın. Ya çocukların ya eşin seni terk edecek. Bu evliliği ziyan etmeye karın ve çocukların seni seviyor. Ya da eşin ya da çocukların seni çok seviyor, sahip çık. Bu ara dilinizi tutun. Özellikle akraba ve toplantı dönemlerinde, mal konularında dilinizi tutun. Zararda siz olursunuz. Sevgili yaylar, beğeni, yorum. Yazlık, toprak, arazi noktadan alacağınız yatırım ve planladığınız zafere oluşturdunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Hem bahçesi gül kokacak,
hem de ferah. Ya uzun süredir hayal ettiğiniz ve yıkıldığınız enerji size o kadar güzel adım atacak ki hiç korkmanıza gerek yok. İş konularınızla alakalı yakın ekip arkadaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız arasında kaoslar yaşanacak. Tartışmalar çok uzun süre olacak. Özellikle de bu kişide Ö ve O harfi belirgin olan ve baş harfi E ya da L ile başlayan kim varsa size çok destekli olacak ama siz ona güvenmekten çok fazla korkuyorsunuz. Aslında güvenmeniz lazım. O sizin elinizi kolunuzu bağlamaz. Ruhunuza şifa gibi gelir. Kendi işini yapıyorsanız sevgili takipçilerim, burada parasal konudaki yaşanacak bazı olaylar, yasal mahkemeler, vergi borçlarınız, bununla alakalı artık bir düzene girmeniz lazım. Düzene girmediğiniz takdirde ev hayatımız, çocuklarımızın hayatı ve aile hayatımızda ciddi para krizleri yaşanacak. Bunu bir an önce çöz. Yurt dışı ya da kökümüzde yurt dışı ile alakalı bağlantı kişilerden size maddi destek gelecek ya da orayla ilgili bağlantılar kurup yolunuzu açacaklar. Kalbinizdeki kişi sizinle iletişime geçecek mi? Bitmiş bir şey tekrar konuşmaya doğru gidiyor ve köklenmeye doğru gidiyor. Karşı taraf tekrar geçmişteki ilişkisine şans verecek. Aman hazırlık. Yeni aşk bekleyenler için yakın kadın dostlarınızdan, yakın çevrenizdeki inandığınız kadınlardan tanıştırmalar var. Dostlarınıza güvenin. 3 hafta, 3 gün, 3 ay içerisinde muhteşem bir insanla tanışacaksınız. Ve aşk konusunda dua ve şifalanmayı yaşayacağınız gözüküyor. Bir eğitiminizle alakalı yarım bıraktığınız ya da KPSS sınavınız varsa bunlarla ilgili de büyük başarılar elde edeceğinizi, devlete girme gibi imkanınız var. Hata yapmayın, devlet kapınız açık olarak gözüküyor. Bir de ailemizde bu ara bardak, ayna, yani cam tarzı şeyler çok fazla kırılabilir. Apartman ve binanızdaki komşularınızın size karşı kıskançlığı var. Dikkatli olunuz. Sevgili oğlaklar, beğeni, yorum sizin göreviniz. Oo, sevgili oğlaklar, ailemizde yasal, mahkeme, sıkıntı, cezaevi, yasal konular varsa ve kim cezaevi ile alakalı sıkıntı yaşıyorsa hapis kararı çıkabilir. Mahkemede para cezası ödeyebilirsiniz. Bununla ilgili avukatlarınızı doğru tutmanız lazım diyorum. Özellikle de şöyle söyleyeyim, Nihat gibi, Nermin gibi, Neriman gibi N harfi baskın olan kişinin ailemize ciddi anlamda rahatsızlığı var. Dengelerimizi, huzurumuzu bozuyor. Hani bazıları diyor aman girse de kurtulsak en azından özgür oluruz ama o kişi burada depresyona girer. Mümkün olduğu kadar tedavilerle, yasal ve avukat tutarak onu düzeltmeye ihtiyacınız var. İşinizle alakalı noktada güvendiğiniz iş ekip arkadaşlarınızın sizin başarınızla ilgili yalan hikayeler ve yerinizde gözü var ve size mutlu mutlu enerjik tavırlar serse de kalbim sana inanıyor, güveniyor, sen dürüstsün dese de sizi yıkacaklar ve işinizden kovmaya sebep olacaklar. Dikkatli olun bu hafta. Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili bu yıl bittikten sonra evlilik kararı vereceği ve bu tarz konuşmalarımız gündemde olacak. Gündemde olacak da hayatım siz maddi olarak güçlü bir adam ya da kadın istediğiniz için karar verememişsiniz. Hayatınızdaki insanın kalbi ve yüreği o kadar temiz ki sizi gerçekten çok sevip ileride de mağdur etmeyecek. Bence kendi içinizde fesatlık yapmayı bırakın, karşımdaki insana hakim olun diyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da ailenize ait toprak, arazi, mal, ev, daire konularında eşiniz ya da siz haksızlığa uğrayacaksınız. O yüzden Allah'a havale ettim. Benim hakkımı ve çocuklarımın hakkını onlar yedi deseniz de yasal haklarınız var. Şu an Allah'a havale ettiğiniz birçok şeyde yasal haklarınızı kaybedeceksiniz. Bir an önce harekete geçip bu haklarınızı almanız lazım diyorum. İş ve çevrenizde sizden etkilenen biri var. Ve çok aşık gözüküyor. Özellikle de simsiyah badem gözlü gözleri olacak gözüküyor. İri iri. Böyle bir kişiye şans verebilirsiniz. Kardeşler arasında da gereksiz birçok şey masaya yatacak ve kırıcı konuşmalara da hazırlıklı olun bu hafta. Sevgili kovalar. Sevgili kovalar, bu ara işinizle alakalı noktada gerçekten sihir gibi hayatınızda elinize attığınız tüm evrak şöyle altın gibi, mücevher gibi değerlenecek.
Yani bu hafta işinizde pasta dilimleri sunulacak ve özgürlüğünüzle iş alanınızdaki anahtarlarla ve güçlerle ilgili çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Yani küçük bir ofis alanında çalışıyorsanız yöneticiniz, patronunuz ve bulunduğunuz arkadaşlarınız arasında güzel kutlamalar, sevinçler ve başarı kutlamalarınız söz konusu olacak. Ve orada gerçekten istediğiniz 5 yıldız alıyorsunuz. Hadi şimdi hayırlı olsun. Kendi işinizi yapıyorsanız ve özellikle kardeşler ya da ortakla kardeş gibi gördüğünüz insanlar arasında bazı sıkıntılı konuşmalar olsa da bu ortaklık durum doğrudur. Siz kendi gerçeğinizi ve ortağınızı kaybederseniz buradaki yıldız artıya ve sağlık problemleri, para problemleri yansıtacak. Bu dönem kesinlikle ve kesinlikle bu ortaklık süreci kaybetmenizi istemiyorum. Yaptığınız takdirde batağa doğru gideceksin. Bu ara rüyalarınız, bilinçaltınız devamlı konuşacak ve ufak tefek yolculuklarınız var. Ertelenecek gibi gözükse de bu yolculuklara gerçekten keyifli ve güzel bir şekilde çıkacaksınız. Kalbinizdeki kişi sizin için tekrar düşünüyor, tekrar sarılmak istiyor ama zamana bıraktı, sizden adım bekliyor, siz de inadınız inat tuttu ama karşı taraf gerçekten sizinle evlenmek, düzen kurmak, bu ilişkiye tekrar şans var. Ama sen aldatıldığın için ona kesinlikle güvenmiyorsun ve yargı içindesin. Bu arada da kısmetlerin de var. Bu ara ufak tefek gideceğin seyahatlerde renkli insanlarla karşılaşacaksın. Bu da sana şifa gibi gelecek diyorum. Evlenmeyi düşünen sevgili çiftler için çekiyorum hemen. Oo, evet, hazine ve parasal konularınızı çözdünüz. Kandil sizin için sağlıklı ve hayırlı. Evleneceğiniz insanda hata yok. Bu ilişkiyi bitirirseniz siz bitirirsiniz. O yüzden bu ilişkiyi kaybetmeyin. Sımsıkı sarılın. Böyle ikinci ya da üçüncü katta eviniz varsa satış var. Bu yer değerli. Sakın satmayın. Daha sabırlı olun istiyorum. Bir de eğitim ve kariyer anlamında bilgeliğiniz var. Ama sıkılgan yönünüz olduğu için hiçbir şey yapmak elinizden gelmiyor. Platonik takılanlar için bakıyorum. Ya boşuna hayal edip de şüphe yapma. Yepyeni bir enerjiye gir. Rabbim seni duyguyla şifalandıracak. Sevgili balıklar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Oo, mühür vuracağınız bir iş haftanız var. Yani şansınız ve enerjiniz, özellikle bulunduğumuz noktadaki insanların size yapacağı iyilikler muhteşem, güzel. Deve yükünde paranız var. Yani sürpriz gelecek her şey, gerçekten babanızdan, kardeşinizden, iş çevrenizden alacak her şey. Hani elim kolum bağlı, para problemimi toparlayamıyorum dediğiniz hafta, bu hafta paranızı, bereketinizi, rızkınızı ve iş kapılarınızla alakalı sorunları çözeceksiniz. Mesela dede köklerinizle alakalı miras konularınız var ama dayı soylarımızla ilgili ciddi, ya da dayı vardı, amca soylarımızla ilgili ciddi mahkemelik sorunlarımız oluşacak. Bunlardan tehdit alabilir, mesajlar, mailler sert geçiş yapabilir. Ailenizin arkasında durmanız gerekiyor. Durmadığınız takdirde haklarınız ziyan olacak. Bu ara şehir dışı seyahatleriniz, iş gereği gitmeniz gereken yolculuklarınız söz konusu olsa da ekip arkadaşlarınızla aranızda bazı krizler yaşanacak. Bazı olaylar yüzünden haksızlığa uğrayabilirsiniz. Mantıklı ve kurallı olmanızı istiyorum. Kalbimdeki kişi beni gerçekten sevdi mi diyorsanız, evet, kalbinizdeki kişi sevdi ama ilişki saçma sapan karanlığa gitti. Tekrar karşı tarafın böyle bir düşüncesi var. Tekrar size şans vermenizi bekliyor. Artık o çok yıkıldı ve umudu kırıldı. İsterseniz bir diyalog yaşayın. Evli çiftlerle arasında bir sıkıntı yok ama burada bu evde bir dua enerjisi, bir rızksızlık, bir bereketsizlik, bir şanssızlık var. Tam bunu ödüyoruz, başka bir sıkıntı. Tam bunu toparlıyoruz, başka sıkıntı. Ve ev kasvetli ve nefes alamıyorsunuz. Uzun süredir araç niyetiniz vardı. Hala bunları çözemediniz. Sabırlı olun. Bu hafta size sürpriz paralar gelecek. Ailenizde ceza ve mahkemelik durumu olan kim varsa, gerçekten sevgili balıklar, ani bir hata, evimizde sıkıntılar, evrak konularımızı unuttuysak cezamız var. Dikkatli olmanızı istiyorum. Borç alım konularında sevdiğiniz iki yakın dostunuz, birinizin gözü yemyeş olacak, diğerin böyle açık kahverengi gibi. Buna verdiğiniz borcu geri alamayacaksınız. Çocuklarınızla alakalı uzun süredir planladığınız yolculuk hayırlı ve uğurlu gelecek. Endişe etmeyin. Mutlu kalın, beğenin, yorum yapın, sevgiyle kalın.